En doğru, en kaliteli ve en tarafsız haber Süper Kanal Haberi'yle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz, hafta sonu İnegöl'de düzenlenen programlara katılmak için İnegöl'e gelen Saadet Partisi Genel Başkan Danışmanı ve ESAM Genel Sekreteri Profesör Doktor Arif Ersoy önce Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti. Ardından hem çarşı esnafını hem de sanayi esnafını gezerek sorunların çözümleri hakkında bilgiler verdi. Saadet Partisi İlçe Başkanı Salih Berber de esnafın işlerinin iyi olmadığını söyledi ve yaklaşan seçimlerde vatandaşın oy verirken iyi karar vermesini istedi. Başlattığı hamle ziyaretlerinin İnegöl ayağını tamamlıyoruz. Geçen hafta 74 ilimizde 600 ekiple 6000 kişiyle bu ziyaretler gerçekleştirildi. Bu haftada 7 tane ilimizde, birisi de Bursa, bu ziyaretleri yapıyoruz. Dün Bursa'da çalışmalar sürdü. Bugün de, yarın da ilçelerinde ve İnegöl'ümüzde sürüyor. İnegöl'ümüzün şu anda Osman Bey Caddesi'nde sanayinin en aktif olduğu bir noktadayız ve günlerden de cumartesi. Bugün burası bir taraftan kamyonlar, bir taraftan tırlar yükleniyor olması lazım. Bir taraftan perakende müşterinin dolaşıyor olması lazım. Bir taraftan da sanayi esnafımızın parayı topluyor ve borçlarını dağıtıyor olması lazım. Gezdik ve gördük, büyük bir sükunet var. Şu anda esnaflarımız gerçekten de oturmuş birbiriyle muhabbet eder durumda. Alan yok, satan yok. Gerçekten de Osman Bey Caddesi'nin hali çok sıkıntılı. Burası böyleyse diğer yerleri varın siz düşünün. Biz ilçe halkımıza hatırlatıyoruz. Diyoruz ki 1996-97'yi hatırlayın. Hani mahalle arasındaki binaların altında dahi kiralık yer bulamadığınız dönemi hatırlayın. Şimdi de şu anda Osman Bey Caddesi'nde boş olan, kiralık olan yerleri hatırlayın. Ümitsiz olmayın. Şu anda Saadet Partisi kadroları tüm Türkiye'de ayağa kalkmıştır. İnegöl'ümüz de ayağa kalkmıştır. İnşallah geliyoruz. Fakat insanımıza da düşen, göz göre göre kendisinin başına bela alacak, kendisini ateşe, yokluğa sürükleyecek bir alana gitmemesidir. Gitmeyeceğin de ümidimiz tamdır. Şu an gezdiğimiz insanlar arasında ben gece gündüz bu iktidar için çalıştım fakat pişmanım, kesinlikle kazanamayacaklar, böyle bir şey olamaz diyenler var. Ama biz halkımıza şunu hatırlatıyoruz. Sadece bu iktidar değil, sadece bu hükümet değil, diğerleri de batıyla bağımlı çalıştılar ve ülkemizi bu noktaya getirdiler. Aman ha, bir hata daha yapayım demeyiniz, bu iktidara oy vermeyelim derken tutup da başka bir sıkıntıya, başka bir 5 yıllık sıkıntıya daha imza atmayınız. Tek çözüm milli görüştür, Saadet Partisi'dir. 70'lerde milli görüşün çözümünü biliyorsunuz. Belediyelerdeki hizmet destanlarını hatırlıyorsunuz. En son 1996-97'deki yıldız döneminizi, çağ atladığınız dönemi biliyorsunuz. İnşallah o günlerde buluşuruz diyoruz. Program daha sonra cumartesi pazar yeri ziyaretiyle sona erdi. Orada toplanıyor. Evet, ruhsatı biz de alacağız. Haramiler, soyguncular ruhsat vermez. Ama şimdi bak, şöyle bir şey var. Bize düşen İnegöl'de oyumuzu ver. Mesela çok rahat diyoruz. Genel merkezde kendi görevini yapar oradaki. Biz vatandaş olarak halkımızı aramasına evet. İnsanları karamsılarlar. Ya şimdi az önce arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Gençler var. Yaz tut. Dinlediklerimiz ya var. Neyle uğraşıyor? Bugün vatan sevgisi diye bir şey kaldı mı gençlerde? Hadi Çanakkale'nin ruhu. Yani nerede? Bugün memleket zorlukta da sebebi. Karşıya geçmek için adım atacak. O zihniyeti kim verdi bu insanlara? Kim aldı son? Şu yetişen nesle bu şekilde kim yetiştiriyor? Başımızdakilerin suçu çok büyük. Çok büyük. Yani ben hakikaten suçluyorum.
Bu anlamda başımızdaki dediğimiz de bizim sandığa attığımızda çıktığı için bizde de suç var. Evet. Bizde de suç var tabii ki. Biz neye layıksak o şekilde yönetiyoruz. Bu kadar basit. Biz bunu hak ediyoruz. Ama hak etmeyenler de yanıyor. Siyaseten de biz aynı durumda. Meriç'e Başkan Salih Mehmet, Genel Merkez'den Profesör Doktor Arif Ersoy Bey. Herkese hayırlı pazarlar diliyoruz. Kaç cins var böyle ya? Zeytin kaç cins var? 32 cins. 32. Yani ciddi ciddi sayılmış 32. Her senede 185 bin ton zeytin çıkar Marmara bölgesinde. Ve benim duyduğum, siz de teyit eder misiniz bilmiyorum, yeni bozulmamış yiyeceklerin başında geldi. Evet. Yani diğer yiyeceklere bir şeyler bile ver. 10 yıl.